Şimdi yeni haberimiz Vatikan'dan değerli izleyicilerimiz bir kardinal vardı Avustralya'da hatırlansınız. İki tane erkek çocuğu taciz etmekten dolayı 6 yıl hapis cezası almıştı. Kardinal George Pell. Bu sapık kardinal değerli izleyicilerim bu sapık bugün papayla bir araya geldi. 6 yıl ceza almıştı. Sonra bir üst mahkemeye gittiler, itiraz ettiler. 18 aydır cezaevindeydi ve bu adam bugün çıktı. Ve ilk olarak da Papa'yı ziyarete geldi değerli izleyicilerim. Bu adam da daha önce Avustralya'nın kardinaliydi ve Vatikan'ın da eski ekonomi bakanıydı. George Pell denilen bir soytarı var ya bu sapık. Bu sapık gelmiş Papa'ya, Papa'ya ziyarette bulunmuş değerli izleyici Papa da bu sapıkla beraber değerli izleyicilerim güzel bir poz vermiş. Bu pozu niye vermiş merak ediyorum biliyorsunuz. Vatikan'da sapık papazlar nedeniyle bir bütçe var. Vatikan'da bakın. Her yıl dünyanın pek çok yerinde yüzlerce sapık din görevlisi, bu papazlar bir kısmı çocuklara tacizden dolayı ceza alıyorlar. Bununla ilgili bunların cezalarını ödemek için Vatikan bütçe ayırmış. Bak bu sapık var ya bu sapık. Gördüğünüz sapık da bunlardan bir tanesi. Yani düşünebiliyor musunuz? Vatikan bu kardinaller için bir bütçe ayırmış. Niye? Biliyor çünkü bu kardinaller sapık pek çoğu. Çocukları taciz ediyorlar. İşte bu sapık da Avustralya'da iki çocuğu taciz etmekten dolayı ceza almıştı. Yüksek mahkemeye gitti. 18 ay yattıktan sonra sonra serbest bırakmışlar değerli izleyicilerimiz. İlginç bir bilgi daha vereyim. Bakın. Vatikan'ın en büyük gelirlerinden bir tanesi de dünyanın değişik yerlerinde bulunan genel evlerden aldığı kiralar. Evet, dünyanın pek çok yerinde binaları var. Pek çoğunda da genel evler var. Bu genel evlerden genel evin paralarını yiyorlar bu Vatikan var ya bu Vatikan. Bir diğer gelirlerini söyleyeyim size. Almanya'da özür diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalarda en çok parası bulunanlardan bir tanesi de Vatikan. Kumarbaz bunlar. Resmen bu. Paralarını çalıştırıyorlar. Değerli izleyicilerim Vatikan'da para basıyor. Ticarethane esnaf yani papa için bunu söyleyemeyiz belki ama yani devlet olarak esnaf yorumunu yaparsak sanıyorum yanılmayız diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum yani tahminim bu yönde genel ev işletmelerinden kira alıyor Vatikan değerli izleyicilerim. Geçmişte de tarihte de bir sürü sapık kardinal din görevlisi Vatikan'da mevcuttu. Tarihe kısaca göz attığımızda Vatikan'ın sapıkları diye görebiliriz. Saygıdeğer izleyicilerim, sakın beni yanlış anlamayın. Ben hiçbir dine bir şey söylemiyorum. Benim sözüm sapıklara değerli izleyicilerim. Papa da bugün bu sapıkla bir araya geldi. Saygıdeğer izleyicilerimiz Maalesef ve maalesef bu şekilde bir durum söz konusu Avrupa'nın göbeğinde değerli izleyicilerimiz. Şimdi bir diğer önemli haber de ilginç bir haber. Bunu sizinle paylaşmak istedik. Kuzey Kore lideri Kim Jong var biliyorsunuz. Bu genç bir diktatör iktidardaki işçi partisinin 75. kuruluş nedeniyle askeri törenler geçitler oldu. Bu 3-4 tane füzeyi gösterdiler. Bunlar bu füzeler Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzayacak bir menzile sahip ve burada bu Kim Jong gözyaşlarını tutamamış, ağlamış. Ne demiş? Halkımız bana güvendi. Gökyüzü kadar yüksek bir ara Şöyle diyor, düzeltiyorum. Halkımız bana güvendi. Gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin. Umutlarını bana bağladı diyor halkımız. Tekrar ediyorum bakın. Gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutları varmış halkların. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim diyor halkına. Bunun için çok özgünüm diyor. Gözyaşlarını tutamıyor. Gözlüğünü çıkartıp gözlerini silmiş bu hokkabazla değerli izleyicilerimiz. Halk açlıktan, fakirlikten ölüyor. Bu adam hala başka bir telde değerli izleyicilerimiz. Burayla ilgili ilginç bir şey var. Birkaç yıl önce yapılan Dünya Kupası'nda ülkede şimdi internet yok, televizyon yok, bilmem ne yok ya. Dünya Kupası'nı, futbol kupasını değerli izleyicilerim Kuzey Kore kazandı diye haber yaptılar. Bütün ülke sevindi biliyorsunuz. Enteresan bir ülke yani komedi. Bir de füze yapmış, bunu göstermiş ve şöyle bir açıklama yapmış. Büyük zorluklar ve görülmemiş felaketlerle mücadele ediyoruz demiş sayısız sıkıntılarımız var demiş. Değerli izleyiciler biliyorsunuz Güney Kore ile Kuzey Kore aslında kardeş. Kuzey Kore Çin'den besleniyor. Güney Kore'de Amerika Birleşik Devletleri'nden besleniyor. Güney Kore'de hayat çok iyi teknoloji, çok iyi dünyanın en büyük markaları neredeyse Güney Kore tarafından üretiliyor. Kuzey Kore'de kardeşleri ise hemen yanı başlarında açlıktan kırılıyorlar. virüs döneminde binlerce kişinin ilaçsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde de haberler geliyor ağlamış timsah gözyaşları Bunlar da halk gözyaşları halk açlıktan perişanlıktan yokluktan kırılıyor Bu adam hala göz yaşı döküyor Madem öyle kardeşim ülkeni dünyaya aç insanlar bir şey görsün üç günlük ahir ömürlerinde değerli izleyicilerimiz şimdi Almanya'dan bir haberimiz var Almanya'da ilginç bir haber var. Bunu paylaşalım değerli izleyicilerimiz. Almanya'da biliyorsunuz loto çekildi. Lotoda korkunç bir para çıktı. Bu parada şimdi hemen bu haberi sizinle paylaşalım. Almanya'da piyangodan, lotodan cumartesi günü bir çekiliş oldu. Lotarya çekilişinde rekor, rekor düzeyde 42 milyon 500 bin euroluk ikramiye bir kadına isabet etti. 42 milyon 500 bin euro piyangodan çıktı. 49 rakam arasında 6 şanslı rakamı ve süper sayıyı tek başına bilen Baden'de Badenli bir kadın ülke tarihindeki rekor ikramiyenin de sahibi olduğu saygıdeğer izleyicilerimiz kimliğini açıklamamış. Talihlinin hesabına önümüzdeki günlerde 42 milyon 583 bin 626 euro 40 cent havale yapılacak. Vay anasını sayın seyirciler diyorum ben de 42 buçuk milyon euro. Bu bir Türk vatandaşına çıkmıştır inşallah diyoruz değerli izleyicilerim. İnşallah bir Türkiye çıkmıştır. Haftalardır devre devrediyormuş. Cumartesi günü yapılan çekilişte de bakın uğurlu rakamlar hangileri? 4, 8, 16, 22, 28 ve 33 rakamlarının yanı sıra süper sayı olan 6'yı da bilmiş bu kadın. İnşallah bir Türktür. Ankaralıdır, Yozgatlıdır, Diyarbakırlıdır, Antalyalıdır, Trabzonludur, Malatyalıdır. İnşallah bizden biridir. Korkunç bir rakam. Of of of. Daha önce de Kuzeyren, Vesfalya'da yaşayan bir talihli 37 milyon 700 bin euro almış lotodan. Korkunç paralar değerli izleyicilerimiz. 42 milyon parayı ya yesen bitmez arkadaş ya. İnşallah bir Türkiye çıkmıştır da. Bizim de hani bir laf var ya. Zenginin parası züğürtün çenesi bizim de çenemiz yorulur işte. Değerli izleyicilerimiz. Tabii çok sayıda haber var. Çok sayıda gündem çok kalabalık. Bu gündemin içerisinde bir önemli haberimiz var. iPhone, Apple